إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولا عسيرا. ويلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: خمس يفطرن الصائم وينقذن الوضوء الكذب والغيبة والنميمة والنظر بالشهوة واليمين الكاذبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab ve Etbaalları Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal darboka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin geçmişleri, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzel an eden eyyime hutaba, mezun, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfumundan evliya, ulema, sulaha, şöheden, müminan, tüm geçmişlerimizin erbağı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Hamsün yuftır nesaim. Beş şey, beş haslet oruçlunun orucunu bozarlar. Evet, şimdi inşallah çarşamba günü oruçlu olacağız. Ramazan-ı Şerif'in Ramazan-ı Şerif hilalinin şeysi, gölgesi üstümüze düştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor: Ramazan ayının hilalinin gölgesi üzerinize düştü. Evet, kim güzel bir şekilde Ramazan geçirirse, gündüzleri oruçlu, namazlı, geceleri teravihli, kendi gözünü haramdan, dilini haramdan, elini, kulağını haramdan sakınarak güzel bir Ramazan geçirirse, geçmiş günahları affolunur diyor. Men sâme Ramazâne imânen ve ihtisâben غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ. Geçmiş günahları affolunur buyuruyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden evvelki milletlere de, ümmetlere de oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Kim Ramazan ayına yetişirse, hasta değilse, misafir değilse, işte oruç tutmayacak şekilde gebe değilse, hamile değilse, bunlar orucu tutsun. Bu emirlere binaen orucu tutmak farzdır. Güzel bir Ramazan geçirmek de kendinden evvelki zamanlarda yapılan günahların kefareti olur. Onun için akıllı bir mümin bu Ramazan'ı fırsat bilir. Bir daha böyle bir Ramazan'a yetişmeyebilir. Sabaha çıkacağımızı, hatta camiden çıkacağımızı kimse garanti edemez. Onun için bu son fırsattır diyerek güzel bir Ramazan geçirmeyi planlar. Kendini ona göre işlerini ayarlar. Güzel Ramazan geçirirse geçmiş günahları silinir. Şimdi güzel bir oruç tutmak nasıl olur? Yani geçmiş günahları affettir bir zaman tabi oruçlu geçiren. Oruçlu ne demek? Orucu neler bozar? Evet, biz biliyoruz ki içeri gelen her şeyden oruç bozulur. El fıtru mimme dehal genel kuraldır. İçeri bir şey girdi mi orucu bozar. Vel vudu mimme yahruç, dışarı çıkan şeyden de abdest gerekir. Bunu hepimiz biliyoruz.
yerlemeden, sidikten, büyük abdest, şundan bundan, kan çıkmasından, irin çıkmasından abdest gerekir, abdest bozulur. İçeri giren bir şeyden dolayı yemek olabilir, su olabilir, ilaç olabilir, hap olabilir, toprak olabilir. Evet, bu içeri giren şeyden dolayı da oruç bozulur. Hepimiz bunları biliyoruz. Oruç zaten yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden, insan niyet ederek tan yeri ağrımasın, gün batına kadar kendini tutması, sabretmesi demek. İyi de bunların yanında bir şeyler de var. Bak Efendimiz diyor ki, şu beş şey oruçlunun orucunu bozar. Bu ne ya? Söyledin ya, şimdi başka şeyler sayacağız. Yani boşa kürek çeker, sevap alamaz. Evet, şu söylediklerimizi yaparsa oruç var. Ama oruçtan bir sevap kazanma elde ediliyor. Allah'ın rızasını kazanma amacı var. Bunlara ulaşabilmek için şu söylediğim şeyleri de yapmaması lazım. Bir, nedir onlar? Evet, bu söylediğim şeyler oruçlunun orucunu bozduğu gibi abdestin de sevabını alır götürür. فَيَنْقُدْنَ الْوُضُعَ Abdestin de sevabını alır götürür. Güzel bir abdest şeytanı insandan uzaklaştırır. Güzel bir abdest alındığı takdirde tırnaklarına varınca kadar günahlarından mümin kurtulur, tertemiz olur. Güzel bir abdest olması için evet, niyet edeceksin, kıbleye döneceksin, abdest alırken konuşmayacaksın, hatta abdest alırken kimseye selam vermeyeceksin, versene bile almayacaksın, işin var çünkü. Evet, suyu israf etmeyeceksin, abdestten sonra, abdest sırasında dualar edeceksin, abdestten sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü, Allah'ım beni temizlenenlerden eyle, salihlerden eyle, tövbe edip de tövbesi kabul edenlerden eyle, cennete ilk girenlerden eyle diye dua edeceksin. Zamanın varsa İnna Enzelnâ suresini de okursan, hatta 7 defa diyorlar, bir defa okusan da kârlı da, 7 defa işin yoksa İnna Enzelnâ suresini okursan tam 12'den vurursun diyorlar. Şimdi abdest sevabını alıp götüren, orucun sevabı götüren şeyleri sayacak. 5 şeyi sayacak Peygamberimiz. El kizbü. Evet, oruç tutuyorsun ama yalan söylüyorsun. Birisi bir şey söyledi, işkembeden atıyorsun. Boşuna aşk alırsın. Boşuna aşk alırsın. Oruç tutmakla elde etmek istediğin hedefe ulaşamazsın. Sevaptan mahrum kalırsın. Yalan söyleme. Oruçluyken her zaman yalan söyleme de, bir de oruçluyken özellikle söyleme, aşk alırsın, boşuna kürek çekersin. Yalan söylemek, evet, abdesti de bozar. Yani abdestin günahlı, abdestin sevaplarını alır götürür. Orucun sevaplarını alır götürür oruçluyken, abdestliyken yalan söylemek. İki, vel gıybetü, gıybet etme. Evet, şeytan özellikle insanın düşmanı olan şeytan, her bir insanın peşine takılır, ondan intikam almak için. Kovuldu çünkü Adem Aleyhisselam sebebiyle, onun torunları olan bizlerden intikam almak için kıyamete kadar izin almış. Her bizim peşine takılıyor. Ramazan'da tertemiz, Ramazan geçiren anasından doğduğu günahlardan tertemiz oluyor. Doğru, ölse cennete gidiyor. Öyle güzel, aman bu olmasın, kazanamasın diye gelir sana gıybet ettirir. Gıybet ne demektir? Bir adamın yüzüne söyleyemeyeceğin lafı o yokken arkasından söylemektir. Yani illa hırsızlık yaptı falan değil. Yahu bu ne fitnedir ya, ne çıfıt çarşıdır mesela. Böyle şeyler söyleme. Yüzüne söylemeyeceğin bir şeyi, bir adamın lafını arkasından o yokken etmek gıybettir. Edersen orucun sevabını alır götürür, abdestin sevabını da alır götürür. Birisi bu, birisi yalan. İki, ve nemime. Evet, nemime. Buradaki lafı ötekine götürmek, onun lafını buna götürmek. Müminler birbirine düşman edecek lafları.
alıp götürmek. Biliyor musun senin o konuştuğun adam var ya, senin komşu, senin arkadaşlık merhaba dedin. O şöyle şurada şöyle söyleyiverdi, böyle söyleyiverdi diye buradaki lafı alıp ona götüren nemime bu kovuculuk yapmak. Abdestin sevabını götürür, orucun sevabını götürür diyor güzel peygamberimiz. Ve nazaru bi şehve. Şehvetle harama bakmak. Evet. Şehvetle bakmak şimdi. Tabii biz olanları size söyleyeceğiz, aktaracağız. Görevimiz bu. Bunları yerine getirip getirmemek size ait. Şimdi sokağa çıktığınız zaman bilmiyorum ne oldu. Kur'an-ı Kerim'de ayetleri var. وَلْيَطْرِبْهُمْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Habibim, mümin kadınlara söyle. Örtülerini, başlarını örtsünler. Örtülerini, kulakları, boyunları, gerdanları görülmeyecek şekilde aşağıya salsınlar. وَلْيَطْرِبْهُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Ayet bu. 1936'da Büyük Millet Meclisi kararıyla devlet tarafından bastırılan resmi tefsirin 5. cildinin 2304. sayfasına bakabilirsiniz. Resmi tefsirdir. Kur'an ayetinin tefsirine bakabilirsiniz. Kadının yüzü, elleri, bileklerine kadar, ayakları hariç, evet, evlenebileceği erkeklere göstermesi Allah tarafından yasaklanmış, haram kılınmış. Evet, Allah'ın okuduğum ayetlerin tefsirine bakınız. O sayfaları verdim. Şimdi sokakta göbeğine kadar kadın açıyor. Adı Ayşe. Din kardeşim. Onun için ben onu seviyorum kardeşim. Ama Ayşe'cim, kardeşim, Allah'ın böyle bir emri var. O inandığın Kur'an'da Allah'ın böyle bir emri var. Bunu da hatırla yahu. Bak, oruç tutar da gıybet edersen, yalan söylersen boşa kürek çekersin diyor peygamber. Sen müminsin, imanın muazzam bir şey. Evet, 1 milyar gavur olsa karşında hiç değeri yok. Sen ondan daha kıymetlisin imandan dolayı. Ama sen inemiyorsun ki, Allah'ın emriyle çiğnerseniz öbür tarafta hesap var. Kabir azabı var, mahşer sıkıntısı var, cennet var, cehennem var. Sen buna inanıyorsun. Evet. Değil mi? Âmentü billâhi ve melâiketî ve kütübî ve rusûlî vel yevmil âhir ve bil kaderi hayr ve şer min Allah Teâlâ. Değil mi? Okuyoruz ya. Ahirete inanıyoruz ya. Ayşe'cim, kardeşim, açma şu görünmemesi gereken yerlerin, açma. Açarsan, inkar edersen kafir olursun. İnkar etmezsen, kanunu çiğneyeni savcı nasıl yakalayıp da ceza veriyorsa, Allah'ın da savcıları var. Kiramen katibin. Sağımızda melek var, solumuzda. Ne işlersen saniyesine, dakikaya varınca zabıt tutuyorlar. Ondan sonra bu ağızlar, gözler, eller اَلَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَيْهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İnsanlar ne yaptıysa bu azalarımız şahitlik edecek. Biz şunu hırsızlık yaptık, şu kumarı oynadık. Ağız diyecek şu gıybeti yaptım, göz diyecek şu karının bilmem nesine baktım, kulak diyecek falancanın gıybetini dinledim. Ayet böyle. Sen de buna inanıyorsun. Evet, sen de buna inanıyorsun. Etme güzel kardeşim. Güzelliklerini kocana göster. Evinde tamam, kimse görmeyecekse. Canın öyle istiyorsa çıplak gez, tamam. Gerçi peygamberimiz melekleri de saygı duyun diyor. Onları ezzet etmeyin diyor ama haram değil. Ama başka evlenebileceğin erkeğin, kadının yüzü, eli, ayağı hariç yerlerini görmesi haram Kur'an'la. Resmi tefsirde sayfa verdim. Allah'ın ayetini verdim. Bakınız. Bana inanmayın. Oraya bakınız. Etme Ayşe'cim. Etme. Sen mümin kardeşimsin. Sokağa böyle çıkma. Çıktı. Sen de bakma. Evet. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ Habibim, mümin erkeklere söyle. Karıların bilmem nesine bakmasınlar. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Mümine kadınlara da söyle Habibim. Onlar da erkeklerin şunların burnuna bakmasınlar. Ayet böyle. Ben de size aktarıyorum.
Şimdi sokağa böyle çıkmış, çırılçıplak. Tamam, inkar etmiyorsa günahkar da olsa mümindir, başımın tacıdır. Ama ben diyorum ki, senin inandığın bu Kur'an'da, senin inandığın Muhammed Mustafa'nın sözünü aktarıyorum. Sevabını yele verirsin. Kazandığını boşa uçurur gidersin, küle dersin, etme kardeşim. Diyoruz, evet sen de böyle birisi yapmışsa bana ne deme. Öyle diyor bak Peygamberimiz. Bakma, ben nazaru bişşev, elin karısının memesine, göğsüne, kalçasına bakma, bacağına bakma. Evet, bu işleri niye okumuyoruz? Her şeyi, güzelliğini inceliyoruz. Bunları niye öğrenmiyoruz? Başına eşarp almış, güzel örtünmüş, saçını göstermiyor. Ama öyle dar elbise giymiş, memeleri meydanda, kalçaları meydanda, daracık giymiş. Bakınız bana değil, inanmayın, kitaplara bakınız. Türkçelerde var. Bu verdiğim tefsire bakınız, oraya tefsirde de var. Bu örtünmemiş sayılır. Çıplak geziyor sokakta. Başını örtmüş, her tarafı böyle daracık giymiş. Etme Ayşe'cim, etme Fatma'cığım. Sen benim kardeşimsin, sana kardeşlik adına söylüyorum. Yine sen bileceksin tabii de. Ama bak görüyorsunuz yani. Görüyorsunuz. Sen de böyle bir çıkarsa kadının beline bilmem nesine bakma, indir gözünü. Evet, indir gözünü. O da Allah'ın emri. İndir gözünü. Bakarsan abdestin sevaplarını uçurdun. Oruçluysan Ramazan'da böyle bakarsan Ramazan'ın orucun sevaplarını yele verdin. Hocam sokağa çıkmadan mümkün mü? İlk nazar senin. Evet, senin niyetin karıya bakmak değil. Ama önüme bakayım, çukura basmayayım, direğe çarpmayayım diye giderken bakmışsın hemen gözün indir. Hemen gözün indir. Şu kadın muazzammış ha falan dediğin anda işler başlıyor. Evet, böyle kasıtsız olarak ilk nazar senin diyor Peygamberimizin sözü bu. Ondan sonra hemen indir yerin, gözünü yere. O öyle olsa bile sen oruçlusun, orucunu yele verirsin, bakarsan kıyak kadınmış ya falan, aman ha, orucunuzun sevabı kül olur diyor. Böyle bakarsanız, evet tabii oruçlu adamın halillesine, helallığı karısının da şehvetle şurasına burasına bakması da sevabı götürür. Şehvetle bakması, helaldir bakması da. Şehvetle bakması orucunun sevabını götürür. Zaten cinsel ilişki kurarsa kefaret lazım gelir. Ayrıca da evet böyle bir şey olmasa bile şehvetle bakarsa hanımının şurasını burasına sevabını götürür. Orucunun abdestinin sevabını yele verir. Efendimiz şeyi şuyu bu. Evet. Aman ha bunlara dikkat edin. Vel yeminül kâzibe. Evet, oruçlu adam yalan yere yemin etmiş. Pazarlık, esnaf, helalinden para kazan. Evet, şunu satmasa ben nereden takacağım gözlüğü? Helal olsun, ihtiyacımı karşılıyorum. Şu elbiseleri dikmese, kumaş satmasa ben nereden karşınıza çıkacağım? Hayır istiyor. Dürüstlükle, Allah'ın emirlerini çiğnemeyerek. Evet, 5 lira diyor. İnsafın kurusun. 5 lira olur mu? Vallahi ben bunu 4'e aldım. Halbuki 3'e almış. Etme. Yalan yere yemin etme. Hele bir de var. Yahudi olayım ben bunu 4'e aldım. Halbuki 3'e almış. Hakikaten Yahudi olur. Gavur olayım dese hakikaten gavur olur diyor. Peygamber söylüyor. Etme yahu. 3 lira için insan imanı satar mı? 3 lira insan için gavur olur mu insan? Peygamber öyle söylüyor. Evet, yalan yere yemin ederse oruçlu, orucun sevabını yele verir, uçurur. Abdest almış, bak tırnaklara varınca kadar günahların dökülmüş, yalan yere yemin etti. Mahkemede veya diğer yerlerde, konuşma sırasında sevapları yok olur. Evet, orucunu bozar. Evet, şeriatın sınırları var. İçeriye bir şey girmeden bizim Hanefi mezhebini arz ediyorum. Bir yemek, ilaç, su
filan girmeden gıybet orucu bozmaz ama sevapları uçar gider o anlamda. Evet, bir daha söylüyorum. 1- Yalan, 2- Gıybet, 3- Kovuculuk, 4- Şehvetle bakmak karısına olsa bile, 5- Yalan yere yemin, yalan yere yemin. Evet, sevabı uçar gider. Efendimiz böyle söylüyor. Evet. Şubbe saimin leyse lehu min siyami illel cu'. Nice oruçlu vardır. Orucundan kendisine açlıktan başka bir şey kalmaz. İşte bunlar. Orucu niyet edilmiş kalkmış. Niyet, oruç tutuyor ama gözü karılan bilmem nesinde. Dili gıybet ediyor. Yalan söylüyor. Evet, harama bakıyor, şehvetle bakıyor. Evet, açlık, onun yanında kalan bir açlık. Bu sağdaki sevap yazmıyor. Sevaplarını götürür diyor. Evet, onun için oruçlu sadece midesini, ağzını değil, bütün azalarını Allah'ın yasak ettiği şeylerden tutması lazım. Gözünü haramdan sakınması lazım. Dilini haramdan sakınması lazım. Kulağını haram dinlemekten sakınması lazım. Elini harama uzatmaktan sakınması lazım. Ayağını harama atmaktan sakınması lazım. Evet, Allah'ın haram kıldıklarından uzak kalması lazım. Evet, bunları yapmazsa açlıktan başka eline bir şey geçmez diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah ondan razı olsun. Evet, orucu dört dörtlük tutalım, kazanalım. Hamsün minet devab, küllühün nefasık. Şimdi oruçu söyledik. Arz ettiğim gibi böyle bir fırsat bir daha geçmez ele deyip işini ayarlayacaksın. Orucu mutlaka tutacaksın. Orucu mutlaka tutacaksın. Şimdi doktorlardan hassas olanlar var, hassas olmayanlar var. İlk sözü oruç tutma, namaz kılma. Günahın bana diyor. Ulan senin günah sana yeter, dur ya. Bazısı ilaçları şöyle ayarlayalım, şöyle yapalım, yol gösteriyor. Eyvallah. Tamam, hasta oruç tutmaz, doğru. Ama güzel kardeşim, ben de sana diyorum ki seni oruç tutabilecek mi? Bayramdan sonra iyileşecek mi? Yaşayacak mı? Sor yani, mümkünse bu ayarlayabilerek yapabilir miyim doktor bey? Bu ilaçları şöyle yapsam, gündüz olmasa gece şöyle yapsam. Bunları mazeret arama yani. Tutmaya bak demek istiyorum. Tutmaya bak. Tutmaya bak. Evet, akıllı hareket edelim. Bir daha elimize böyle fırsat geçmez. Onun için bayrı ganimet dilerim. Evet, 5 şey vardır ki hayvanlardan küllühün nefasık. Beşi, bu 5 hayvan, hayvanlardan bu 5'i fasıktır. Fasıktır. Evet. Zelküm fiskun bademez. Evet. Yuktelne. Bu 5 hayvan öldürülürler. Bunlar kötü. Eziyet verir insanlara. Bunlar kötülür. Karakterler bozuk. Bunların, bunlar öldürürler. Evet. Evet. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Evet. Fil haram. Ha. Haram bölgesinde. Evet. Haram bölgesinde. El gurab. Evet. Karga. Leşeriye. Evet, fasıktır. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. Zaten leş yiyen karganın eti yenmez. Evet, fasıktır bunlar. Mekke'nin haramı şeyinde, haram kılınmış bölgede. Evet, evet. Yalnız tabii kargaların çeşidini bilmek lazım. Ben Buhara'da kaç yaşında gittim de baktım ki bizim memlekette gördüğümüz kargalara benzemiyor. Karga ama yanımdakine dedim ki bu ne ya, bu ne kuşu? Karga dedi. Karga böyle olmaz ya. Gagası başka, ayakları başka. Bu dedi
tarla kargasıdır. Leş yemez. Tane yer sadece. Aha, o yenir. Leş yiyen karga yenmez. Bir de yani karga böyle dedi diye neden Efendimiz söylüyor biliyorsunuz. Nuh Aleyhisselam 6 ay gemide gezdikten sonra kurtulmuş işte. Ondan sonra kalan şeyleri şeydeki vapurdaki toplamışlar. İşte keşkek oradan geliyor. Aşure oradan geliyor. Onları yemişler ama ne yiyecekler? Her taraf yanmış, kavrulmuş, yok olmuş. Tufan her tarafı mahvetmiş. Göndermiş. Evet, kargayı. O bileşeye rastlamış. Su boğduğu için hayvanı leşe rastlamış. Ha bekliyor, ha bekliyor, gelmiyor. Görevini yapmıyor. Leşi görünce unutmuş görevini. Oradan biraz sevilmiyor. Biz de bunlara bakarak karga hakkında bayağı ileri konuştuk. Büyük bir güzel adamın yanında. Hoca dedi, hoca çok ileri gittin. Evet. Kargadan daha iffetli hayvan yoktur dedi. Hoppala. Size de söylüyorum. Karganın çiftleştiğini gören var mı içinizde hiç? Beni orada uyardı adam. Kumrula çiftleşiyor, güvercinle çiftleşiyor, hayvanla çiftleşiyor herkesin önünde. Hiç karganın erkeğiyle dişi karganın çiftleştiğini gören var mı içinizde? Karga o kadar iffetli hayvandır dedi. Bir daha dilimi uzatma ona dedi. Evet, Allah'ın yarattığına hiç kötü demeyeceğiz, tamam mı? Ama o Nuh Aleyhisselam'ın sözünü duymadığı için Peygamberimiz böyle söylemiş. Evet, biz her şeyi Allah bir yerinde yaratmış. Bir de karganın böyle çeşitleri var. Evet, bu şey de öyle diyor. Vel hid'a, bu yırtıcı kuş bu da. Evet, o da vel akrep, akrep. Çaylak dediği, hıda çaylak. Bu leş kargası harem bölgesinde fasıktır, öldürülebilir ve çaylak öldürülebilir. Bu hadis-i şerifte öyle. Vel akrab, akrab öldürülebilir. Evet. Peygamberimiz bile sokmuş bu akrab. Bir peygamberi bile soktum demiş peygamber de. Beddua etmiş. Peygamber sokulur mu lan? Kainatın varlık sebebi. Akrep öyle bir yaman şeydir. Kurtarmaya çalıştığın seni sokar. Onun için evde kedi besleyin. Evet, akrebi yiyecek şeyleri çok sever o. Öyle şeyler besleyin. Korunun, bu fasıktır diyor. Dikkat edin, dikkat edin. Öl fare, fare, fare. Evet, ev faresi. Evet, adı zaten farelere fuesika denir. Fasık, Allah'ın çizdiği sınırlardan dışarı çıkan demek. Fare de delikten dışarı çıktığı için ona fasık denir, fuesika. Pisliğe batar, gelir senin evin her tarafını batırır. Oradan alır buraya, buradan alır buraya. O da öldürülebilir. Vel kalbul akur, saldıran köpek. Saldıran köpek, evet. Saldıran köpek, insanlara saldıran köpek, saldırmıyorsa dokunma. Evet, saldıran köpek öldürülebilir. Ahmed İbn Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ayşe radıyallahu anh'tan naklediliyor. Evet, hamsun minel futra, şu beş şey yaratılış gereğidir. Beş şey yaratılış gereğidir. Nedir onlar? El-Khitan, evet, sünnet olmak. Doğduktan sonra doktor dese ki, mesela kapalı idrar yolları, hemen sünnet edebilir çocuğu. Yani 7 yaşını geçmemek lazım, mümeyyiz yaşından sonra bırakmamak lazım. Çünkü onu sünnet edecek adam, oraları açacak, bakacak, utanır çocuk. Yani böyle. Yani mümeyyiz çağını geçirmemek lazım. 2 gün, 3 gün, 1 hafta, 2 hafta, 1 aylık, 2 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık
Orada çocuğun durumuna göre sünnet ettirmek önemli sünnetlerdendir. Erkeğin tenasül uzunun ucundaki kesilen deri, kesilen deriyi almak, haşefeyi kesmek. Bu sünnet çok önemli bir sünnettir. Şimdi Kore'de bizim Mehmetlerimiz dünyanın her tarafında zulmü önlemek için elhamdülillah koşuyoruz. Kıbrıs'a koştuk. Evet, Balkanlara koştuk. Oradaki zalimlerden insanları kurtardık. Kıbrıs'a koştuk, Kore'ye de koştuk. Gavur da olsa mazlum, onu biz zulümden kurtarmaya gideriz ve şehit oluruz. Orada da albayımdan duydum. Topçu okulunda üsteğmenmiş. O Konya Savaşı'nda çember altına alınmışlar. Orada sakın siperden dışınızı kapını kaldırmayın. Emir verdim diyor. Bize derste anlattı. Fakat bizim askerimiz şehit olmayı çok arzular. Evet, o ölümden korkmaz. Kadere inanır. Benim sözümü dinlemediler diyor. Bomba, el bombaları atarken siperlerden fırladılar, kalktılar. Öyle cesur askerimiz var ki havada gelen bombayı havada yakaladı, gerisin geri attı, gavurların üstüne patlattı. Gözümle gördüm çocuklar. Bunu albay anlattı, komutan anlattı. Ve de şunu da anlattı. Bu kadar toplar düşüyor, mermiler düşüyor. Arada da horozlar, beyaz horoz, gülbikli beyaz horoz geziniyor. Melek o. Gülbikli beyaz horoz beslemek çok sünnet, sünnete uygun. Beslerseniz sizi namaza kaldırır, teheccüde kaldırır, namaz vakitlerinde haber verir. Zaten horoz öttüğü zaman melek var burada, dua edin diye bağırır. Köpek uluduğu zaman da burada şeytan var, Allah'a sığının der. Eşek anırdığı zaman şeytan var, Allah'a sığının der. Evet, ezan okurken dikkat edersin, köpekler ulurlar. Çünkü ezan sesini duymayayım diye şeytanlar uzağa kaçarlar, onu görüyor. Köpek ulumaya başlıyor. Dikkat edin, şeytan ne var? Allah'a sığının diye. Hepsi böyle bize yardımcı. Evet, bu horoz da diyor, dikkatim çekti, bombalar patlıyor, hiç kaçmıyor. Melek tabii yardım etti askerlerimize. Böyle bomba geldi, Amerikan askeri mi, Türk askeri mi, Müslüman mı? Karma karışık. Karşı karşıya çarpışıyorlar. Cenaze namazını kılacağız. Değil mi? Görevimiz. Eteğine bakacağız. Sünnetliyse Müslüman. Sünnet olmak bu kadar önemli. Gavurla Müslümanı birbirinden ayıran önemli bir sünnet. Sünnet var, sünnet var. Hepsi güzel de. Bak, gavurla Müslüman ayıracak kadar önemli bir sünnet bu. Sünnet olmak. Sünnet olduğumuz zaman da bir yemek vereceksiniz. Peygamberin bir sünnetini yerine getirdiniz. Çocuğunuzu bu yaşa geldi, Allah lütfetti. Yemek vereceksiniz. Bu mecburi değil, güzel bir adet. Evet efendim, bu hitan, bu yaratılış gereği olması gereken bir şey. Yaratılış gereği olması gereken bir şey. Evet. Tabii buradan fıkıh hükümlerini de söylememiz lazım. Erkeğin bu derisi kesilen uzvunun kısmı, başı meni gelmese bile kadının uzvuna girdiği anda gusül gerekir. Cünüp olur adam. İsterse meni inmesin. Hukukta da o işte sünnet mahalli böyle bir şeye şey olmuş. Evet. Kadınlar da sünnet olur. Tabii genelde erkekler, kadınların sünnet olanları istisna. Onların uzuvlarında da bazen böyle istisnaen olanları söylüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetçi kadını vardı. Bazı kadınları sünnet ettirirdi. Bu kadınlar erkeğe doymazlar. Şimdi öyle biliyorum. Bir imamın karısı artist oldu. İmamın karısı diye meşhur oldu gazetelerde. Benim talebelik dönemimde dansöz oldu, artist oldu. Bu kadın bunlardan. Bir erkek yetmiyor ona. O onun için onun uzvunun sünnet edilecek o kısmı var. Onu da Peygamberimiz sünnet ediyordu.
Hatta diyor ki Buhari Müslim hadisi, fazla da kesme diyor, kocasına azıcık pay kalsın. Öyle diyor. Böyle bunlar sıra dışı ama kadınların da böyle sünnet edilenler var. Genelde erkekler sünnet edilir. Mutlaka sünnet edilmesi lazım. Vel istihdad. Babanın görevi sünnet ettirmek. Vel istihdad. Evet, ne demek bu? Kasığı tıraş etmek. Tıraş ettirmek. Kasığı. Koltuk altlıklarını tıraş ettirmek. İnsanlık gereği, yaratılış gereği gerekir bu. Evet. Bunları baba öğretecek, ana öğretecek, kızına, oğluna öğretecek. Görevimiz. Şimdi biz de genciyiz. Tabii milletimizi seviyoruz. Türkiye benim talebelik dönemimde basketbolda dünya şeysine katıldı. Orada seyrediyoruz. Adı oğlanım Mehmet. Basket yapmak için şöyle bir kaldırdı kolunu, bir baktım Mehmet'in koltuğunun altı orman gibi. Olmadı Mehmet dedim. Hem adın Mehmet hem de hiç kazmamış burayı. Oo, nasıl uzamış. Ana baba olarak bunu öğreteceksiniz. Bak, yaratılış gereği yapmamız gereken şeylerden birisi kasığımızı haftada bir, 15 günde bir, 40 günü geçirmeyeceğiz. 40 günü geçirirsek işimiz kötü. Evet, 40 günü geçirmeyeceğiz. Bu dinin gereği hıtan. Bu yaratılış gereği insanların gereken şeylerden birisi bu. Sünnet olmak ve kasığı koltuğun şey etmek ve taklimül azfar. Tırnakları kesmek. Evet. Gene söyleyeceğiz. Bunları öğretilmiyor şimdi. Kardeş olun temiz olduk hocam, kardeş olduk da şunları da öğretme mübarek. Evet, camide öğretilmeyince okumuyor. Şimdi biliyorsunuz o köprünün altından geçen, denizin altından geçene kalabalık. Bakıyorsunuz hanımın tırnağı kaç santim uzamış. Veya işte televizyondan çıkarıyorlar. Bir bakıyorsun Allah neredeyse 5 santim uzamış. Adın ne, Müslümansın sen. Tamam. Dini hükümleri pek yerine getirmiyorsun ama Müslümansın. Müslüman olunca da bu emirleri bileceksin. Ey ana baba, öğretmediysen hesap soracak o çocuk, davacı olacak senden. Evet, ben de söylemezsem benden de davacı olacak. Öğretmediler ki diyecek. Tabii kendi kurtulmayacak da sen niye okumadın diyecekler ama benim görevim bunları size aktarmak. Evet, bakıyorum tırnakları ne kadar uzun. Bir de üstelik onu boyoluyorlar. Adı Ayşe. Evet. Dini vecibiyle tam yapmıyor ama Ayşe sen hayız görüyorsun. Gusül abdestin geçerli olması için suyun dış cilde, dış azalarda iğne başı kadar kuru yer kalmayıcı şekilde ulaşması lazım. Senin buraya koyduğun oje midir ne garunasıydı? Bir de renge boyamış, senin guslün geçerli değil. Kocan varsa bile ilişkiden sonra abdest almışsan bu geçerli değil. Dinen hüküm böyle, işte okuyorum. Evet, dinen hep her yerde cülüp geziyorsun, hayızlı geziyorsun. Dinin hükmü böyle, ben de bunu aktarıyorum. Evet, dırnağını uzatma. Haftada bir, 15 günde bir. Veya işte 40 günü geçirme. Evet, kosuk altına böyle, sünnet olma böyle, temyiz yaşını geçirme. Evet, bu da dinimizin insanlık gereği doğuştan gelen şeylerinden birisidir. Evet, ve netul ıpt. Ha, işte bu koltuk altlarının tüyünü şey etmek, yolmak diyor. Evet, yolmak en güzeli ama tıraş da edebilirsiniz. Tıraş olur ki çok kuvvetlenir, orman gibi olur diyor. Ama çok canın acıdı, o bilmiyor. Yani onları almak, izale etmek, izale etmek. Evet, vakassu şarip. Evet, şimdi bakıyorum, hocam elini öpeceğim diyor. Bakıyorum, bıyıkları uzatmış böyle veya böyle. Yanlış güzel kardeşim. Yanlış güzel kardeşim. Bıyık bırakmak bir kere
erkekliğin ispatıdır. Dün camideyiz. İmamda bıyıklık sakal yok. Geldi bir de elimi öpmeye kalktı. Bir de hafızım dedi. Şaka yollu dedim ki bana bir dedim kırılmasından meşe sopası getirin. Şu hocayı döveceğim dedim. Hem hafız hem hoca hem de ne bıyık var ne sakal var. Ulan erkeksen bıyık çıkar adam. Bir senin erkek olduğunu göreyim ben ya. Görüyorsunuz öyle kadınlar çıkıyor. Erkek gibi tıraş oluyor. Ceket, pantolon giyiyor, gömlek giyiyor. Ulan avrat mı erkek mi anlayamıyorum. Sokakta görsem Müslümana selam vermem lazım. E ben bunun erkek mi karı olduğumu bilmiyorum ya. Nasıl karıya selam versem ulan hocaya bak demeye giderler. Bıyık olsa erkek olduğunu rahatça selam veririm. Şu bıyığını bırak da erkek olduğunu öğrenelim. En güzel sakal da bırakmak ama hele imamsın sen yahu. Polisin üniforması var. Üniforması giyerse herkes polis diye dikkat eder, değil mi? Saygı duyar. Askerin üniforması var. Bunları çıkarırsanız kim takar seni lan? Kim sonu polis sayar, asker sayar? E sen de imamsın be adam. Bir kendine göre bir şeyin var ya, mübarek adam. Sakal bırak yahu. Niye sakalı? Bir de bıyığı da yok yahu. Evet. Kimseye söylemen. Ben müftü olsam döverim onları. Ulan ne biçim imamsın sen yahu? İnsan bulunduğu mesleğin gereğini yapar yahu. Mübarek adam. Bir de hafızmış. Evet. Orada şaka yollu söyledim ama Allah ısındırsın. Ahir zaman alameti bunlar. Kıyamet alameti. Kaba sizin. Siz diyorsunuz çünkü. Dünya hacıyla hocadan kopacak diyorsunuz. O da işte sakalsız bıyıksız. Yarın sünnetlere de gerek yok diyecek. Öyle hocalar gelecek merak etmeyin. Sünnetlere gerek yok. Öyle diye ne var zaten şimdi. Hadisler önemli değil. Kur'an ayetler bize yeter. Demiyorlar mı? Yarın Hristiyanların yaptığı gibi akşama da oruç tutmuyor. Su içmemeye gerek yok. Yemek yemeye gerek yok. Yağsız yemeyeceğiz, etsiz yemeyeceğiz, kebap yiyin. Onlar da öyle dediler. Onlar da öyle dediler. Aman ya Rabbi, Allah bizi bunlardan korusun. Evet, bu kitaplardakine bağlı kalalım. Hadislere, ayetlere bağlı kalalım. Bu üstadların söylediklerine, temel bilgilere bağlı kalalım. Bu camiler yaptıracak güce, dünya emir verecek izzete sahip olalım. Hem Müslümanız hem de bunları yan çizersek tokadı yeriz. Evet, gavur bize hava atar. Allah bizi desteklemez. İzzetli olmanın, güçlü olmanın sebebi Efendimizin buyruklarını tutmak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine harfiyen yapışmaktır. Aziz oluruz o zaman, aziz. Dünyayı titretiriz, çok da güzel rahat ederiz, mutlu oluruz. Evet efendim, Efendimiz ondan söylüyor. Koltuk atları de basit demen bunları. Bu yaratılış gereği yapmamız gereken sünnettir. Koltuk atların tüylerini izale edin. Ve kasarıp bıyıkları da kısaltın. Şu iki dudağınızın kırmızı kısmı var. Bırakılan bıyık bu kırmızının altına uzamayacak. Çünkü Efendimizin sözü var. Kassu şarib, bıyıklarınızı uzatmayın, kısaltın. Fehalifül mecus. Çünkü bıyıkların ucunu uzatmak aşağı doğru veya yana doğru mecusilerin, ateşe tapanların işidir. Onlara aykırı davranan emir peygamberin yahu ben aktarıyorum güzel kardeşim. Böyle salmış aşağıya. Şu kırmızı kısmın aşağısını kesin. Evet. Burayı ne kadar yapacaksan yap. Tamam bunlar karışmıyorum. Ama aşağıyı uzatmayın, yana da uzatmayın. Yeniçeriler uzatırmış harpte de güçlü görünmek için. Ama öyle bir direkt harp var mı şimdi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bıyıksız olmak çok kötü. Ama bıyık bıraktığınız zaman da mecusilere benzememek lazım. Mecusileri şey etmek lazım. Aykırı davranmak lazım. Onu söylüyor. Bıyıkları kesiniz. Öyle diyor. Bu kırmızıları aşağıya
şey etmeyin. Evet. Kassu sibalatikum. Evet. La teşebbehu bil yahud. Bıyıkları kesiniz, kısaltınız. Yahudilere benzemeyiniz. Evet. Bazı alimler sünnet olmanın vacip olduğunu söylemişler. Evet. Malikilerden bazıları da vacip demişler. Hanefi mezhebinde sünnettir. Ama Efendimiz'in bu buyruğu var. Mecusilere benzemeyin, bıyıkları kısaltın, sünnet olun. Bunlar tamam sünnettir ama gavurluğu Müslüman'da ayıracak kadar önemli sünnetlerdir. Aman bunları hafife almayın. El-khitanu sünnetun lir-rical, mekrubetun lin-nisa. Efendimiz'in hadisidir. Sünnet olmak erkekler için sünnettir. Kadınlar için asalet sebebidir. İşte böyle onu sünnet ettirmezsen kadın o şehevi duygularını önleyemez. Önüne gelen erkeğiyle yatar kalkar. İmamın karısı iken boşanıp artist olur, danses olur. Yaşadık talebeyken bunu. Öyle istisnai durumlarda kadınlarda da sünnet olmak var. Onun için kadınlar için asalet sebebi dediği o hadis-i şerifte o. Evet. Evet. Bu arz ettiğim gibi hemen doğumdan sonra olabilir. 7. günde olabilir. 40 günü aşmamak lazım diyor bu bıyık şeylerde, tırnaklarda, koltuk altlarında. Evet. Hele 7. seneyi sünnet olmakta aşmamak lazım diyor. Fefis sünneti sabi'a. Mutlaka bunlar da yapmamışsanız 7. seneyi aşmamak lazımdır. Ebu Hureyre'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve töbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillâ rabbil âlemîn errahmânir rahîm. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sonra. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sadr ve vada'na anke ve sekkelte. Feynne ma'al besmele-i 13'er ihlas-ı şerif ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillah rabbil âlemîn. Kimdir ki namı çekerse. Sıkın sırada Allah'ın yanımdır. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي نمازımızı kabul eyle dersimizi kabul eyle okuduğumuz süveri celile ayet-i Kur'an'ı kabul eyle indirdiğimiz hatimle Kur'an hatimlerimizi kabul eyle hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine cümlesinin ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminat rahmetullah aleyhim ecmain ervahına hasaten eserinden yararlandığımız Gümüşhaneli Ahmet İzzettin Efendi onların üstazları bizim üstazlarımız meşah efendilerimiz burada bulunan bizlerin ayrıca göçmüşlerimiz bu aziz vatanı bize hediye için halen namusumuzu, ırzımızı, dinimizi, imanımızı korumak için şehit düşmüş olan, sıkıntıya girmiş olan kuzat, şühedanın ervahına hediyeledik. Vasıl eyle, cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını, taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasene tebdil eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle, ahlakımız güzel eyle, bizi bütün emirlerin yerine getiren, haramlardan sakınan, müttaki, vara sahibi, sadık, muhlis kullarından eyle, hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle, batıl yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle, her an seni zikreden zakirlerden, nimetlerine şükreden şakirlerden eyle, küfran-ı nimet içinde olanlardan eyleme bizi, Bizi bırakma, elimizden tut ya Rab. Bu aziz vatanı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi bizi hakkımızda Recep Şerif, Şaban Şerif, mübarek yıl hayırlı eyle. Ramazan-ı Şerif'i iman, İslam, afiyet üzere güzelce geçirip günahlarından tamamen temizlenen güzel kullarından olmayı bize nasip eyle ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruk ve netubu ilek Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.